Merhaba dostlarım, benim güzel YouTube ailem. Bugünkü video açılışını elvanlarımızla yapmak istedim. Gördüğünüz gibi kuşlarımız böyle tatlı tatlı etrafta dolaşmaya alıştılar. Çoğunun da zaten kanadı olmadığı için şarabiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, şarabinin kuyruğu çekilmişti hatırlarsanız. Şimdi tamamen kuyruğu çıkmaya başladı. Gittikçe de güzelleşti. Zeytinliği görüyorsunuz arkasında. İspir hala yumurtlama derdinde. Bilmiyorum nasıl olur, nasıl olmaz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim şu hasta olan abludimiz, yani kurumaya yüz tutmuş bludimiz de canlandı. Şimdi etrafta dolaştığına göre sürüden artık sürüye dahil olma zamanı geldi. Hani ben önce sallabaş tarzı bir şey oldu diye korkuyordum ama artık öyle bir şey yok. İyileşti. Yanında da bizim şarabi de dişiye doğru güzel kur yapıyor. Umarım arkadaşlar, o da her gördüğüne yavşamaya başladı. Terbiyesiz. Bak, burada dişi var. Gel işte buraya. Artık bunları bir şekilde arkadaşlar yaşayacağız, yaşatacağız. İspir, ispir. Lan artık yaz sıcağı. Gel buraya. Yok. Ama arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu İstanbullu çaframız ya da İstanbullu kırk kuyruğumuzda siz görüyorsunuz. Özellikle erkeğimiz çok tatlı maşallah. Boyuna, boyutlarına baktığınızda çok güzel olduğunu sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi sularını doldurayım şöyle. İçine biraz önce zaten şu sirkesini de doldurdum. Şimdi içine bir tane kaldırım taşı koyalım ki temizinden en azından arkadaşlar düşüp boğulmasınlar. Hem de banyosunu yapsınlar. Öncelikle şöyle taşı da koyalım. Hadi bakalım. Güzel bir görüntü çıksın ortaya. Su dolsun. Onlar zaten içine girecek. Çamaşır suyu koymuyorum. Çamaşır suyunu daha önceden koyduğumda beni özellikle uyarmıştınız. Hocam yapma. Çamaşır suyu koyma, sıkıntı. Çiftlikte bugün 3. videomuz ve emin olun gerçekten çok mutluyum. Çünkü insan kendi mekanında kimseye hesap vermeden, sadece kuşlara, canlılara hesap vererek, tabii kimseye hesap vermeden derken, onların bakımlarını, onların beslenmelerini, mutlu olmalarını sağladıktan sonra geriye hesap verebilecek hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Bizim Afgan da çok mutlu. Bakın arkadaşlar, heyecana bakın. Şimdi bunları güzelce planlama yapacağız, programlama yapacağız, ayıracağız, eşleştireceğiz. Önümüzdeki sezona güzel bir elvan kümesi ortaya koyacağız. Öncelikle çaframızı görüyorsunuz. Oh! İç bakayım, susamış benim kuzum. Çünkü kuyudan çıkan buz gibi su onlar için bir nevi limonata gibi. Hadi of! Gördünüz mü? Abuludi dişimizi, kafasını gömdü. Hadi bakalım, hadi bakalım. Da taştı. Taşsın ya, en azından etrafta yeşerir. Su iyice taşsın. Bizim şarabi iş peşinde gördüğünüz üzere. Ama o erkek, hayırdır kardeş? O erkek diye biliyorum ben. O da zaten izin vermez. Zannetmiyorum izin verebileceğini. Erkek mi, dişi mi? Bildiğim kadarıyla arkadaşlar o erkek. Dişisi şurada. Şu şimdi leğenin yanındaki var ya, pembe leğenin yanındaki dişi olarak biliyorum. İnşallah bir problem çıkmaz. Dün posta damızlıkları bırakmıştım. Şimdi elvan damızlıklarını bırakıyorum. Hadi bakalım, iyice banyolarını yapın, serinleyin. Ondan sonra artık hayatımıza tekrar devam ederiz. Yalnız ilgimi çeken bir şey var arkadaşlar. Şu otları. Çat 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 ediyor. Şuna bak bak. Bak bak bak. Ben bunların hepsini serbest bıraktım. Nereye gitti postalar, gördün mü? Hayır. Allah Allah. Bak geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Bu ikisi ama. Öbürleri nerede? Onların zaten konak yerleri burada. Kara postalar bunlar benim. Kara kanatlar var ya, onlar da buradaymış. Hepsi kafasına gitti. Aynen, bir maşallahınızı alacağız. Yerdeki çamurda kendini yıkamaya çalışıyor şu. Kırmızı, gümüş gibi olan var ya, alaca. Kırmızı alaca, biraz beyaz kuyruk. Girmeye çekiniyor. Yok yok, ondan değil, korkuyorlar. Girdi, girdi. Evet, hepsi de girdi zaten. Güzel bir banyo yapsınlar. İçine
bazı arkadaşlar yüksek dedi, hocam sen bunu biraz kes dedi. Yok, alt içine bir tane beton kaldırım taşı koyduğumuzda, bakın arkadaşlar, bizim hopaller de son derece keyfinden memnun. Hadi bakalım. Oo, evet evet, Ege fark ettirdi. Ayrılın da gelin, ayrılın da gelin atıl kurtlar. Beraberce solo şarkılar söyler gibiler maşallah. Şu beyazlar da işin içine girse var ya, dehşet bir grup olacak. Ama tabii hepsine birden şey yapamıyoruz. Düşmedemiyoruz, yetişemiyoruz. Yine uçumlarını yaptılar. Arkadaşlar, bir grup kanatsız olanları yere, kanatlı olanları da gökyüzüne gönderiyoruz. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ben niye uğraşıyormuşum ki ya? Kendi gözü insanları bazen hepiniz bilirsiniz. Hani genelde olur ya, insanlar kendi gözünün önündeki güzellikleri göremezler. Gider, oh, bak bak bak, Aroğlu geliyor. Ege bak. Bak, aferin bak. Maşallah. Maşallah. Bisikletli rehber kardeşim, maşallah. Hadi bakalım. Bizimkiler de artık yerde, bakın yine yalpalamaya başladılar, böyle ata ata gidiyorlar diyor ya arkadaşlar bazen. Onlar ata ata geliyorlar, güzelce uçuyorlar. Ondan sonra da zaten gelip içeride yemlerini yiyecekler. Ben içeriye yemlerini koyalım. Koyduktan sonra zaten ortaya çıkıyor ne yapacakları. Evet, bunlar da artık şartlı refleksi oluşturmuşlar. Alttan çıkıp üstten giriyorlar. Aferin. Şimdi onlara yemini doldurayım. Arkadaşlar, bu hani hasta olan, sürekli yem verip de desteklediğimiz bir buludimiz var ya, yaşça çok büyük olan, tırnakları 1 santime yakın olan. O da yediği için bakın ne kadar çok mutlu olduğumu size anlatamam. Artık kendisi de diğer kümese geçebilir. Cin gibi maşallah. Burada bu saatten sonra arkadaşlar diğer kuşlara takılacak. Nasıl? Tüyleri birazcık kirli ama o da benim yüzümden. Şimdi tüyleri çıktıkça pırıl pırıl olacak. Aynen Şarabi gibi. Şarabi'yi de hatırlıyorsunuz, sapsarı tüyleri vardı. Şimdi bembeyaza doğru dönmeye başladı. Bakın arkadaşlar, bizim şey de Tosun gibi oldu. Hopal var ya, hopal. İnşallah arkadaşlar bunları önümüzdeki sezon küçük bebişleriyle kümesimizde misafir edeceğiz. Bizim o Şarabi de gitti iyice. Başını aldı gitti. İsterseniz ona doğru bir dönelim. Şöyle. Bakın. Gelin buraya lan. Gel. Gel. Hadi gel. Ayıp oluyor ha. Sürüden ayrılanı. Bakın uçmaya başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uçamayan, kanat tüyleri çekilmiş olan Şarabi'nin kuyruğu da çıkmaya başladı ki şöyle bir dört parmak uçmaya başladı. İnşallah bizi terk etmez. Dostlar, arkadaşlar, kılıç kanat mıdır nedir? İki tane, evet, iki tane şu an benim kuşları tehdit ediyorlar. Kuşlar da dışarıda, bu benim postalar. Hadi git lan, uzaklaş. Baskeri. Aynen öyle, baskeri. O yüzden arkadaşlar geldik onları kovmaya. Benim kuşlar yavaş yavaş içeri alınsın. Hadi bakalım. Neredeler bizimkiler? Bir tanesi şurada konmuş durumda. Evet. İki tanesi mi konmuş? Öbürleri nerede? Öbürleri nerede? Öbürleri, evet evet, yukarı. O arkadan geçti, gördün mü? Çok iyi. Hadi bakalım. Şimdi onlar için de Efe arkadaşlar, sizin benden istemiş olduğunuz o naylon, bu kamışın ucuna naylon bağlamıştı bizim Ege. Gidelim bakalım ne alemde. Bayrak gibi dizmiş. Güneşe doğru çekim de fazla kolay değil. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, ejder meyvelerine yeni bir sistem uyguluyoruz. Ne diyeceksiniz öncelikle? Bu kamış, kargı ya da işte bildiğiniz bu değnekleri ejder meyveleri böyle boyatsın diye yukarıya doğru bağladık bu demirlere. Bizim kuşlar da bakın arkadaşlar nasıl uçuyor, değil mi? Ege'nin yaptığı Karayip korsanlarının bayrağı bayağı da işe yaradı. Şöyle göstereyim size hemen. Şurada yukarıda sallanıyorlar zaten. Birisi burada düğün alayı gibi. Öbürü de diğer tarafta, şurada göstereyim. Sallanıyor. Ne kadar poşet varsa hepsini bağlamış.
Yalnız bir tane de arkaya bağlamış. Bağladığı yerlerde şurada sarı ve kırmızı olan gördüğünüz. Bağlanan yerlerde yoklar kuşlar ama şu ortada gördüğünüz gibi bağlanmayan yerde varlar. Neyse, biz bakalım uçanlara ve dışarıdakilere. İyice dolaşsınlar, nefeslerini tüketsinler. Sonra zaten içeriye yemi de doldurduk. Hepsi içeriye girsinler. Bu arada bizim Afgan, bakın, iyice kendini kabul ettirdi içeriye. Banyo suları da yanımda, sürekli tazeliyoruz. İkide bir. Hadi bakalım. Yalnız anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Bu bizim Şarabi boynu dönen erkeğin peşinde geziyor. Anlamı nedir? Acaba çanaklaşma mı olmuş? Yoksa bu boynu döneni biz erkek diyorduk ama dişi mi? Cinsiyet olarak bir sıkıntı mı var? O konuda sizlerden ben yorum bekliyorum. Çünkü istenmeyen bir durum. İnşallah bir problem yoktur. Ben şimdi... Benden istenen bir şey daha vardı. Yorumlardan yola çıkarak videoya kaldığımız yerden devam edelim. Benden şey istemişsiniz. Bak şurada gördüğünüz kuyrukları siyah olan var ya. Ve öbürü nerede? Arkadaşlar ileride, sağ sol tarafta. Yalnız onunla biraz böyle gözleri kısılmış bir hastaymış gibi bir şey var. Bir yapı var. Onu size bir göstereyim isterseniz. Bir tutayım. Evet. Kuşumuzu şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Gözünde sanki böyle bir şişlik var gibi. Yani ondan dolayı biz acaba nasıl bir tedavi uygulayalım? Bir de arkadaşlar, ops, yerim ben seni. Bir de ilerideki ayağında markası, ona marka yetmemişti arkadaşlar. Markamız yoktu. Bir de ona bakalım, inceleyelim isterseniz. Onu da yakalayayım. Gel. Sakin. Korkma kuzum. Korkma bebeğim. Arkadaşlarım, dostlarım, güzel ailem. Kuşumuzun yapısına bir bakalım. Bembeyaz ya tüyler ama kuyruklarda simsiyah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gördüğünüz gibi değişik bir yapıda. Bunlara tam ben güvenemiyorum. Güvenemediğim için benden istediğiniz o çift beyazı şeye götürmek istemiyorum açıkçası. Hani uçumcuların içerisine götürmek istemiyorum. Pardon, uçumcu diyorum. Elvan çiftlerin içerisine götürmek istemiyorum. Onun yerine ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Onun yerine yan taraftaki mülemansla ağaçların içerisinde yetişmiş, yeme düşmüşleri bir an önce buraya alalım. Olur mu? Hadi hep birlikte gidiyoruz. Onu kapatalım. Çıkmasınlar bir yere. Hadi bakalım. Şimdi genelde arkadaşlar, dostlar bana şey söylüyorsunuz. Yem içinde, yavruların içinde, anaçların içinde hep yem olsun diye. Bakın arkadaşlar, yem var. Hani sıkıntı yok. Yem var. Sıkıntı sadece ben burada ısı problemini şey yapmalarını istemiyorum. Hani ısı problemlerini yaşamalarını istemiyorum. Şunlara bakalım, herhangi bir hastalık falan var mı? Yok gibi gözüküyor. Biz çamaşır suyuyla dezenfekte ettik ama bir dahaki sefere biraz daha farklı bir şeyler yapacağız. Yalnız şu feke girmiş herhalde tüyleri. Bu yavruların hepsini karşı tarafa alalım. O yavru olan hangisiydi? Bakalım. Burada yavru var mı? Ayağına marka olan mülemans. Bence şu. Hangisi? Bakayım. Kırmızı mı? Evet. Kırmızının biri bu. Mülemans şunlar da. Bizim yavru mülemans orada, bak, onu alalım. Onu yan tarafa koyalım öncelikle. Birinci olarak arkadaşlar, bu yavru mülemansı uçumcuların oraya alalım mı? Ops. Bak, o bile yaramaz. Evet arkadaşlar, bizim yavru koko mülemansımızı böyle görün. Çok tatlı renkleri. Bu kanat kuyruk tüylerinden iki tane, pardon, dört tane şeyimiz var. Ortadakiler beyaz. Bazıları diyor hocam, onun diyor kuyruğunu çek, beyaz olsun. Ben onu istemiyorum. Doğal olarak ne istiyorsa o olsun.
uçumcularla birlikte uçacak. Şöyle arkadaşlar, dostlar. Delikten girmeyi öğreteceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bak, hoppala. Artık arkadaşlar, uçumcuların içerisinde de mülemansımız var. Hadi birlikte diğer bakalım uçumcuların içerisinde. Pardon. Ah, bir tane daha var. O fena fena. Geçen gün uçup uçup çakal, geldi. Çakal, çakal seni. Aynen aynen. Çakal Carlos gibi. Ama bu da tam Adanalı tipli ha. Hala. Bu arada panter gibi havada yakaladım. Dur kuzum, dur. Küçüksün, incitmeyelim seni. Evet, kanat tüylerine değişik çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi. Hadi seni de artık Ahmet Tevhid kardeşimizin hop dediği gibi seni de örtün. Yavaş yavaş çiziyor. Üf, tırnakları var ya, acayip çiziyor. Durmuş artık bak be. Hadi bakalım. Gençler de çıktı. Etti iki. Başka var mı? Bir bakalım. Arkadaşlar bakalım. Ona göre bu kümeste şu an sadece iki tane yavru var. Bak. Bak. İki tane yavru var. Onun dışında herhangi bir yavru yok. Yukarıda da yavru yok. Kanatları çekildiği için beni uyaran kardeşlerimiz, özellikle Kahraman Dural kardeşimizin söylediği, hocam bak, kanatlarını çektin ama sen yukarıya çıkamazlar diye ben şunu koydum, pirketi koydum, oradan çıkıyorlar. Ben şimdi diğerlerine bir bakayım. Ayak şey, yani şey olarak, yapı olarak oraya kalabilecek, orada uçumcuların orada kalabilecek, durun. Kalabilecek var mı? Bak, bir tane ileride var ama o da ayağa bak, bileziği gözükmüyor ama çok zayıf kalmış. Bir kirlenmiş onun bileziği. Biraz daha burada kalması lazım. Onun bileziği kirlenmiş baba. Kirlenmiş, onu temizleriz. Onda sıkıntı olmaz. Başka sağda solda var mı, bir bakayım. Yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Herhangi bir yerde yok. Bu benim mülemansım. Nereden geldi? Bizim Trabzon'dan Yasin Reis'in hediyesi arkadaşlar. Sakin ol. Soğuk mu? Gözlüğüme geldi. Gözlüğüne mi geldi? Dikkatli ol. Evet. Şimdi mülemansları da gördünüz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir yere gitme şansları yok. Aslında bu kaçırdığım yavru mülemansların da yan tarafa geçseler hiç fena olmaz diyeceğim de onun için biraz zaman var. Ha, hatırladım. Sağ tarafta bak, Şekeri'nin üçüncü kardeşi. Onu da koymamız lazım. Zaten o da bakın, Şekeri'nin mor posta üçüncü kardeşi. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bir bakalım. Bir sakin ol. Bunların gözlerinde iltihap oluşmaya başlamış gibi hissediyorum ama bunlara iyi bir vitamin, mineral ve karışık yem desteği. Bak 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 bak. Bak. Selam, sen oradan nasıl çıktın? He, küçücük boyuyla vitaminsiz. Hani Yunus Akdağ hocamız bana söylemişti ya. Onu belirli bir açıyla yap. Evet. Sen. Uçum kümesine hayırlı olsun. Geç bakalım. Aferin kuzuma. Arkadaşlar, uçum kümesini ciddi anlamda disiplin etmemiz gerekiyor. Bundan sonra dışarıda çekim yerine burada bir şeyler yapalım. Özellikle Başar kardeşimizi de buraya çekelim. Hem eğitimini yapalım, hem bakımlarını yapalım, hem hastalık ya da sağlık durumlarını kontrol edelim, bir şekilde çözelim. Öbür türlü gerçekten sıkıntı olacak. Hani ben öbür taraflara giderken dam gezmelerine alıştık. Çünkü güzel, hoş, rahat. Her gittiğimiz yerde çayımız, kahvemiz, çorbamız hazır. İnsan mutlu oluyor. Ama misafirlik de bir yana. Geri döndüğümde bildiğiniz kül kedisine dönüyorum. Bal kabağına dönüşüyorum yani. Hikayenin sonu. Sevenler kavuşmuyor arkadaşlar. Hikayenin sonunda herkes mutlu olmuyor. Ben yine dönüyorum. İşleri bıraktığım yerden ele alıyorum. Herkes evine çekiliyor. Ben burada yapayalnız. O yüzden arkadaşlar, sizden ricam, hani o YouTuber'lardan mesela Eren Acil kardeşimiz gibi, Orhun Topkaya gibi böyle kendi bulunduğu alanı şekle şemale çeviren bir insan olmak istiyorum. Bunu da sizlerle yapmak istiyorum. Oo, arkadaşlar yine bakın, yem var. Hani yemde sıkıntı yok. Hani aç bırakıldığı gibi bir sıkıntı yok. Sadece hayvanları strese soktuğumu
düşünüyorum. İnşallah onları da bu saatten sonra rahat bırakacağız. O zaman şu arka tarafı da açalım mı Ege? Olur. Arka tarafı açalım. Onlar ama ondan önce bir yemleyelim. Sen 2 dakika burada kuşları yakından çek. Çok tatlı kusuyorlar değil mi? Bu işte doğanın dengesi geçim. Doğanın bir dengesi. Dostlar, banyo macerasından sonra ve kuşların ayrılmasından sonra bizimkilerle yine geldik baş başa. Hani burada gördüğünüz gibi elvan olayı inşallah güzel bir şekilde sürdürülecek. En azından çeşidimiz olmuş olacak. Ve bakın İstanbullu çaframızı görüyor musun? Şu öndeki oluşum. Evet. Onun arkasındaki hopal, kanatları kahverengi, kalemli olan. Evet. Bizim sol taraftaki dişiyi görüyorsunuz. Sol taraftaki dişi ne oluyor lan? Bak, şarabiye bak. Git. Ahleksiz adam. Nerede bir erkek var ona karşı yaklaşıyor. Bu arada arkadaşlar benim için çok önemli bir çirkin kral var bak. Çirkin kral. Bunun ismini çirkin kral koyuyorum. Tamam mı? Yaşlı olan var ya. Çirkin kral. Çünkü hem feke girmiş, hem yaşça büyük, hem kurumaya girmiş. Her şey var. Ama bak şu hareketliliğini gördükten sonra insan ayrı bir mutlu oluyor. Değil mi Ege'cim? Hani aynen ölecek diye çok uzun süre arkadaşlar balkonda bakıldı. Hatta onun videosunu çektim ama utandığım için yayınlayamadım. Bak gene başladı bizim çakalın öbürü. Git lan. Bak bak. Ha, onlar eşleştiği için gidemiyor. Bak, peş peşe artık dolaşacaklar. Çok güzel bir ikili oldular arkadaşlar. Onun da renkleri buna benziyor yavaş yavaş. İnşallah aynı renkte yavrular olur diyorum ama büyük ihtimalle arkadaşlar Mart'a, Nisan'a, Haziran'a kadar yavrularının olma ihtimali yalnız yok. Delikten giriyorlar bak. Fark ettiysen. Anam. Delikten giriyorlar. Çekil oradan. Girdiler mi hiç? Hayır. Ha. Hadi oradan oraya girme. Girme, girme, girme. Hayır, hayır, hayır. Girmek yok. Girmek yok. Bu arada gelebilir misin? Bir şey daha göstereceğim. Sürekli bana sorduğunuz bir şey vardı arkadaşlar. Hani buraya bir şey yap diye böyle bir giriş çıkış kapısı. Bu olur değil mi? Bu güzel olur diye düşünüyorum. Bak bu şekilde açılacak. Bu şekilde kapanacak. Bu şekilde açılacak. Bu şekilde kapanacak. O zaman tam mükemmel. Bunu da bıldırcın kafesinden söktüm hatırlarsanız. Tam da buraya var ya kitap gibi oturdu ya. Yani bir marangoza söylesem, bir metalciye söylesem bunu oturtamaz. Sadece yapmamız gereken arkadaşlar, güzel dostlar ve güzel YouTube ailem. Buraya 2 tane menteşe taksak hiç de fena olmaz. Kuşun ok yemişini çekebilir misin ya? İyice 3x'de büyütecek. Ne kadar tatlı ya. Ben bunu gördükten sonra insan hani acayip mutlu oldum ya. Böyle bir şey olamaz. Hani daha önceki YouTube videolarımda bir tane arkadaşımız vardı. İsmi Mustafa Bardak Hoca. O diyordu ki tavuklar gibi değil. Bunlar çekip kopartmaya yönelik hani programlı. O yüzden yerden seçmiyorlar. Tavuklar gibi değiller. Siz de gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Otu koparıp koparıp 2 dakikada fıncıttılar. O ot yeme olayından sonra size bir şey göstermek istiyorum. Hani burada güzel 2 tane kuşumuz var. Yumurtladılar. Biz istemiyorduk. Hani karantina kümesi olarak kullanmıştık bunu. Ama istemiyorduk. Fakat arkadaşlar şu suyu değiştirelim bir ara. Çünkü güneşin önünde kalınca ısınmış. Birazdan değiştirelim. Bunu içmesinler. Arkadaşlar yem seçmece yapıyorlar. Demek ki toklar ki bunlar yem seçmece yapıyorlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi 2 tane yumurtası var. Buraya birkaç tane tüy mü bıraksak acaba?
Yumurtlamışlar, hiç farkında bile değiliz. Hemen kapatalım. Burayı kapatalım. Evet. Birazdan suyunu da değiştirelim. Taze taze, soğuk soğuk buz gibi su içsinler. O zaman arkadaşlar, yavaş yavaş, yavaş yavaş videoyu burada bitirelim. Ne oluyor da sakin ol ya, sakin ol. Biz bizeyiz, sakin ol. Şimdi, burası depo. Hayat ne gösterir bilinmez ama burasını ikiye mi bölelim? Çünkü burası ikiye bölünürse en azından arkadaşlar çitlilerle daha rahat ilgileniriz. Bu malzemeleri buradan çıkartalım tamamen. Ve üzerine de hani erkekler, dişiler gibisinden ayrımlar yapalım. Bu konuda da fikirlerinizi bekliyorum. Ya şu 3 videodur gerçekten çok güzel yorumlar yapılmaya başlandı. Ağaçlarla ilgili, tarlalarla ilgili, geri kalan şeylerle ilgili. Bizim şu anki amacımız Alişan'ı, Başar'ı, Sıtkı Dayı'yı çiftliğe davet edip neler eksik, neler fazla, aynı heyecanla, aynı duyguyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arada bir gezi videolarımız da olacak. Onlar da şansımıza nereye gidersek. Çünkü sürekli aynı şey yapınca insan bazen sıkılabiliyor. O zaman şöyle bitirelim arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, ne diyoruz hani her videonun sonunda diyoruz ya, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinin üzerine o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Hoşça kalın.